Samsung Galaxy J4. Hepinizin bildiği üzere bu hafta A101 aktüel ürünlerine Galaxy J4 telefonu gelecek. Sizler için bu cep telefonunu araştırdım ve inceleme videosu ile karşınızdayım. Dilerseniz hemen telefonu incelemeye geçelim. Öncelikle telefonla ilgili daha fazlası için açıklama kısmındaki internet adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Telefonu ilk elimize aldığımızda bizi mavi renge sahip diğer telefon kutularından pek farkı olmayan bir kutu karşılıyor. Aslında diğer telefon kutularında alışık olduğumuz şekilde bu kutunun ön tarafında telefonun ismi, modeli ve hemen arka tarafında ise telefonun genel özelliklerinden kısaca bahsedilmiş. Kutu tasarımı açıkçası pek hoşuma gitmedi. Çünkü içerisinden telefonu çıkarmak sanki marketten bir paket halinde yiyecek almışçasına his veriyor. Kutu içerisinden telefonu çıkarttığımızda kutu içeriği olarak bizi öncelikle telefon karşılıyor ve telefonu kaldırıp kutu içeriğini incelediğimizde telefonla birlikte sim kartınızı takabilmek için sim kart iğnesini, telefonun kendi orijinal şarj aleti ve kulaklık konumlandırılmış. Yani yeni nesil telefonlarda artık biliyorsunuz kulaklık girişleri Type-C üzerinden gerçekleştiriliyor. Ama bu telefonda 3,5 milimetrelik kulaklık girişine yer verilmiş. O yüzden içerisinde kulaklıkla birlikte geliyor. Videonun sonundaki ankete katılmayı unutmayın. Çünkü bu ankette kaç kişinin bu telefonu tercih edip etmediğini görebilirsiniz. Gelelim telefonun genel tasarım ve görünüşüne. Telefonu ilk gördüğümde ekran kasa oranı harbiden çok iyi yapılmış diye düşündüm. Çünkü bu fiyata bu ekran kasa oranına sahip çok az telefon var. Özellikle telefonun siyah rengini alacak olursanız telefon ekranı kapalıyken neredeyse full ekranmış gibi bir hava veriyor. Ama ekranı açtığınızda üst ve alt taraftan diğer telefonlara kıyasla ekran kasa oranı iyileştirmek için gayet iyi bir şekilde inceltme yapılmış. Telefonun arka tarafındaki tasarım sert ve parlak bir plastik malzemeden üretildiği için uzaktan bakıldığında cam veya porselenmiş gibi hava katıyor. Arka tarafında tam ortaya yerleştirilen kamera 2.2 diyafram açıklığına sahip ve kamera 8 megapiksel çözünürlüğe sahip. Telefonun arka tarafına başka herhangi bir şey konumlandırılmamış. Telefonun hemen sağ kenarına telefonun ekranını açıp kapamaya yarayan tuş ile hoparlör eklenmiş ve telefonun sol kenarında ise ses açma ve kapama tuşu eklenmiş. Bana kalırsa hepsinin sağ tarafta olması daha güzel olurdu. Çünkü telefonu elimizde tuttuğumuzda sağ taraftaki bütün tuşlara neredeyse baş parmağımız ile ulaşabiliyoruz. Özellikle bu telefonda sol tarafta konumlandırılmış olması bence olumsuz yönde olmuş. Çünkü telefonun ekranı 6 inç büyüklüğünde devasa bir ekrana sahip ve ses kısıp açma tuşuna tek elle ulaşma ihtimalimiz çok zor. Telefonun sesini açayım derken telefonu elinizden düşürebilirsiniz. Aman dikkat. Ses tuşlarının hemen alt tarafına mikro sim kart girişi ve hafıza kart girişine yer verilmiş. Samsung telefonlarda genelde kulaklık girişi, şarj girişinin olduğu konuma yerleştiriliyor. Bu telefonda da aynı şekilde yapılmış. Şarj girişinin hemen yanına kulaklık girişi ve mikrofon girişine yer verilmiş. Android 8.0 ile gelen telefonun sistem özelliklerinde ise 1.4 GHz hızında çalışan telefon 1 GB RAM ve 16 GB dahili hafıza ile birlikte geliyor. Hafıza kart girişi ise 512 GB'a kadar destek sağlıyor. 6 inç ekrana sahip olan telefonda 720 piksel ekran çözünürlüğüne sahip ve ekran piksel yoğunluğu 240 ppi değerine sahip. Telefonun ekran kasa oranı %81. Yani telefon ekranı hem genişletilmiş hem çerçevesi daraltılmış. Bu da daha güzel bir ekran deneyimi sağlıyor. Batarya olarak ise 3300 mAh büyüklüğünde batarya ile elimize geliyor. Batarya günü çıkarır diye düşünüyorum ama tabi telefona yüklenmeme şartıyla. Telefonun arka kamerası 8 megapiksel, ön kamerası ise 5 megapiksel çözünürlüğe sahip. Her ikisi de Full HD video kaydı yapabiliyor. Her ikisi de 2.2 diyafram açıklığına sahip. Telefonun 3 rengi mevcut ve telefon 4.5G desteği ile birlikte geliyor. Bluetooth 4.2 ile birlikte gelen telefonda herkesin merak ettiği FM radyo özelliğine de sahip. Bu sayede alternatif bir uygulama yüklemeden radyo dinleyebiliyorsunuz. Geçtiğimiz ay duyurulan telefonun şu an itibariyle Türkiye'de satışı A101 üzerinden yapılmakta. Bana kalırsa büyük ihtimalle alternatif mağazalarda satışa sunulduğunda bile A101'den daha uygun satılacağını düşünmüyorum. Kısaca telefonla ilgili düşüncelerimi toparlayayım. Sabahtan akşama kadar oyun oynamak için telefonu alacaksanız kesinlikle almayın. Birçok oyunu açabilir ama kesinlikle akıcı bir şekilde oynayamazsınız. Telefonu gündelik kullanımlar için düşünüyorsanız kesinlikle kaçırmayın, alın derim. Özellikleri fazla iyi değil ama günlük kullanım için gayet yeterli. Özellikle telefonun RAM ve hafızası çok az olduğu için belirli bir zaman sonra, yani telefonun içerisi dolduktan sonra telefonda fazlasıyla kasmalar, donmalar yaşanacağını düşünüyorum. Kısaca
telefonun dış görünüşüne aldanıp karar vermeyin. Samsung Galaxy J4 telefonunu inceledik. Şu an ekranda görmüş olduğunuz videoya tıklayarak siz de ücretsiz ürünlerden bir tanesini sipariş vermeyi unutmayın. Ben siparişimi verdim. Şu an kargom yolda. Ürün elime ulaştığı zaman ürünle ilgili videomu da yayınlayacağım. Sadece 11 kuruş karşılığında size istediğiniz ürünü veriyor. Hemen sağ üst taraftaki ankete katılmayı unutmayın. Konuyla ilgili detaylı bilgiyi açıklama kısmındaki internet adresinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.